Oyna bakın arkadaşlar Tarık kocaman olmuş Ben eski halime dönmek istiyorum Nasıl döneceğim Tarık şunu eline al ve sağ tıkla Tamam Aha, eski halime geri döndüm Tarık bugün sana mükemmel bir sürprizim var Ne sürprizimi söyle bakalım Sürprizleri severim Sana bugün IQ testi yapacağız IQ testi mi o ne demek <laughs> IQ'nun ne olduğunu bilmiyor musun? Yok defa duyuyorum. Tamam Tarık sen IQ'susun o zaman. <laughs> o ne demek? Tarık yani sana akıl ve zeka testi yapacağız. Ne kadar akıllısın ne kadar zekisin göreceğiz. Ben zaten çok akıllıyım çok zekiyim biliyorsun yani. Abi Tarık onda şüphem yok sen çok akıllı bir insansın. Tabi. O zaman akıllıysan benim IQ testimi geçebilirsin. İlkokul öğretmenim sen Einstein'dan daha akıllısın diyordu. Allah Allah. Evet ben Einstein'dan daha akıllıyım. Göreceğiz bakalım Tarık. Hadi o zaman IQ testi başlasın. Ana ışınlandık. Korkma Tarık korkma. Burası benim IQ testi haritam. Bak Kar karşında 50 milyon dolar para var. Oo paralara bak. Eğer karşıya geçersen paraları alıp bu IQ testinden çıkıp paraları istediğin gibi harcayabilirsin. Geçmem. Niye geçmezsin? Çünkü TDT'ler var ve bile kalırı var. Karşıya geçersem lava düşüp ölürüm. Aferin sana zekan çalışıyor. Yani sen gerçekten karşıya geçecek kadar zeki olmadı mı, mı düşünüyorsun? Bilmiyorum Tarık. Normal birisi olsa geçerdi karşıya ve aşağı düşerdi. Ama ben Zeki Tarık olduğum için geçmeyeceğim. Tamam Tarık o zaman şu demir kapıdan devam ediyoruz. Demir kapıdan devam ediyoruz. Ama keşke 50 milyon dolar benim olsa. İstersen geçebilirsin karşıya. Yo yok geçmem. TNT'ler var. Aferin Tarık zeki çıktı. Şimdi buradan böyle devam ediyoruz. Evet Tarık evet odamıza geldik. Ne var burada şimdi anlamadım. Tarık bu odada sayılar var. O sayıları bulup bu kapıdaki şifreyi çözüp diğer bölüme geçeceksin. Hmm şimdi anladım. Ee, sayılar nerede? Bir yerlere gizlenmiş. Bir yerlere gizlenmiş filizlenmiş soyular var. Aha bir tane buldum. Ne yazıyor? 5. Kırmızı 5. Tamam 5. Aklında tut. Kırmızı 5. Başka nerede olabilir? Buralara bakalım. Buraya bakacağım. Aha 7. Yeşil 7. Aferin tamam. 2 tanesini buldum. Buralara bakalım. Bakalım buralarda bir şey var mı? Aa. 9. Sarı 9. Tamam sarı 9. Son bir tane kaldı. Nerede acaba? Nerede? 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 Vallahi nerede olduğunu bilmiyorum Tarık. Biliyorsun sen yerleştirdin bunları. Yok. Burada mı yoksa? Allah Allah. Ha Orada bir sayı var. A 2 Aferin sana Tarık. Aferin. Tamam dur. Kırmızı 5, mavi 2, sarı 9, yeşil 7. Ama bunların bir sırası var. Sırası var. O zaman bu ilk sayı 5. Çünkü kırmızı renk. İkinci sayı mavi yani 2. 5, 2, sarı 9, yeşil 7. 5, 2, 9, 7. Dene bakalım. 5, 2, 9, 7. Tamamdır. Açtım. Aferin sana Tarık. Zekan çalışıyor. Benim ilk okulda matematik 5'ti. 5. Beş. 100 alırdım sınavlardan. O zaman matematiğin 5'ti. Bunu cevapla. 9 çarpı 9 81 mi yoksa 79 mu? Ee, kaçtı ya? Abartma Tarık. dünyanın en kolay matematik sorusu. Ee, dur hesap yapıyorum. Siz yorumlarda cevabını yazın arkadaşlar. Ses kesen doğru bilmişsinizdir. Bir de matematikten 100 alıyorum diyor. Matematikten 100 alsaydın şu anda gözün kapalı çözerdin bunu. Dur dur hesap yapıyorum. 9 çarpı 9 kaçtı ya? 79 mu? 79 da olabilir, 81 de olabilir. Bence 79. Emin misin? 81 de olabilir. Aa bence 81. Ee, emin misin? Hadi Tarık matem matematiğin iyiydi? Bilmiyorum. O zaman iyi değilmiş. O zaman bunu ben çözeceğim arkadaşlar. Tabii ki de doğru cevap 81'di. Nasıl? Bir de matematiğim iyi diyor. Allah'ın cezası. Al bakayım. Aa vurma bana. Al bakayım. Al sana. Al sana. Al sana. Matematik matematiğim iyi diyor. Yalancı. Yalancı Tarık. Sen bunu o zaman hayatta çözemezsin. Yok yok. toplama Toplamam iyi. 951 artı 848. Hesaplıyorum. Hesaplıyorum. Bana birazcık zaman ver. Hesaplıyorum. Ne yaptın Tarık? Hesaplayabildin mi? 799. Oo. Doğru cevap Ya demiştim toplama iyi diye Ne var burada? Burada ne olduğunu söylemeyeceğim Tarık Az çok anlıyor olman lazım Burada bir kızıl taş sistemi var buraya bağlı Büyük ihtimalle kızıltaş kapısını açacağız Ama şaltere ya da bir şeye ihtiyacımız var Evet şaltere ihtiyacım var Buraya şalter koyacaksın Ya da düğme Ama düğme koyarsan direkt kapanır O yüzden şaltere ihtiyacım var Evet Ya da kızıltaş meşalesi Evet kızıltaş meşalesi de olabilir Bundan sonrasında karışmıyorum sen halledeceksin Bakalım Tarık arkadaşlar kapıyı açabilecek kadar zeki mi? Arkadaşlar ilk önce bu çok basit. Bir tane odun kırıyorsunuz. Şöyle bir tane odun kıralım. Tamam kırdım. Sonra bu odunu çeviriyorsunuz. Sonra bunda bir tane böyle çubuk yapıyorsunuz. Sonra bu çubuğu alıyorsunuz. Buradan bir tane kızıl taş kırıyorsunuz. Kızıl taşla çubuğu birleştirdiğinizde kızıl taş meşalesi çıkıyor. Bu meşaleyi de böyle koyuyorsunuz. Aferin Tarık sana. Şalter yapacaksın diye korkmuştum. Ne uğraşacağım şalterle? Bak yaptım işte. Aferin sana. Tarık sana kötü bir haberim var. Ne kötü haberi? Bak şimdi ne göstereceğim sana. Bak burada bir sandık var. Sandığın içinde şalter var. Ne? Direkt bu şalteri bu sandıkları alıp koyabilirdin. Ben nereden bulayım onu? O ne oğlum böyle? <laughs> Birazcık zekanı çalıştır Tarık. Haritanın değişik yerlerinde değişik şeyler bulabilirsin. Allah Allah. Tabii Tarık bak burada gizli bir yer vardı. Hadi neyse bir sonraki bölüme geçelim Tarık. Boş ver canını sıkma. Uğraştır en azından Kızıltaş Meşalesi yapmak için. <laughs> Neredeyiz böyle ya? Tarık bugün düğmeyi bul oynayacağız. Bulduğun düğmeyi buraya koyup kapıyı açacaksın. Düğmeyi bul. Nerede düğme? Ben nereden bulayım düğmeyi? Sen bulsana. Ben niye buluyorum? Tarık sen bul. Allah Allah ne düğmeymiş ya bu? Arkadaşlar şimdi hile yapacağım. Hemen şuradan ağaç kıracağım. Sonra arkadaşlar ağacı tahtaya çevirip o tahtayla da düğme yapacağım. Bakın şimdi çevirdim. Şimdi bir tane düğme yapıyorum arkadaşlar. Tamamdır yaptım. Bakın arkadaşlar düğme. Buldum. Nerede buldun? Basmaya buldum işte. Bak koydum. Nasıl ya? Hadi gel. E düğme orada değildi ki. Düğme bu sandığın içinde. Tarık nerede buldu düğmeyi ya? Buraya gelmedi ki. Allah Allah. Lan Tarık hile yapmış. Şuna bakın o da ya sana şimdi gösteririm. Hileci Tarık. Hileci Tarık niye hile yapıyorsun? Hile yapmadım ki zekamı kullandım. Düğmeyi bulmakla uğraşmak yerine saatlerimi harcamadım ve direkt geçtim. Doğru aslında zekanı kullanmış ol. Ya azıcık zekanı kullan oğlum. O zaman zekanı kullanabiliyorsan geç bakalım şu parkuru. Senin gibi parkur bu kesin aşağı düşer. Sen öyle sağ. Şimdi bakın nasıl hızlıca geçiyorum. Benim adım pa Pro Tarık oğlum. Ben proyum. Minecraft prosuyum. Bak nasıl geçtim. Aferin sana Tarık. Direkt geçtin. Ben de parkur kapışma ne böyle be? Tarık bak şimdi izle ne yapıyorum. Ne yapıyorsun? Ah be Tarık, o kadar uğraştım burayı geçmek için ama aslında burada bir kapı vardı ve bu kapının arkasında bir düğme var ve bu düğmeye bastığında zaten buraya geliyorsun. Ya of, asıl iyileci sensin. Ya ne iyileci Tarık? Bir haritayı ben yaptım zaten. Azıcık aklını kullanaydın. <laughs> Ben sana bu haritanın bir yerlerine gizli şeyler olduğunu söylemiştim. Uf. Harik şimdi buraya geçeceksin. Buranın mantığı ne? Allah onu söylemem. Kendin çözeceksin. Büyük ihtimalle bir sıralama var. Sıra sıra vuracağım. 1, 2, 3, 4. Hatta ilk beyazları vurup sonra mı kırmızıları vuracağım? Ha sandıktan yay ve ok çıktı. He evet, büyük ihtimalle sırayla vuracağım. İlk biri vuruyorum. Vurdum. Ki vuruyorum. Vurdum. 3'ü vuruyorum. Vurdum. Şimdi 4'ü vuruyorum. Vurdum. Aha açıldı. Aferin Tarık. Sırayla vuracaktın tabi. Ya kesin benim IQ seviyem 900 falandır. 900 mü? Tabi oğlum ben Einstein'dan daha zekiyim. Dünya ne zeki insanı beni. Nerede gördün onu? Rüyanda mı? Hı, çok komik. Bura nereymiş? Aşağında lav var Tarık. Nasıl geçeceksin bakalım? Ne var yoksa görünmez blok falan mı var? Görünmez blok yok gördüğün gibi. Aa, burada bir iksir tutandı var. Burada da iksir malzemeleri. Bu zaman magma kremiyle bir tane ateş direnci iksiri yapacağım ve ateş direnci iksirini içip buradan geçeceğim. Ha, bilmiyorum vallahi acaba öyle mi? Öyle öyle. Ben iksirlerde niye anlarım? Şimdi bu ateş direnci iksiri olacak arkadaşlar ve ateş direncini içip geçeceğim. Hmm. Bilmiyorum vallahi Tarık. Acaba öyle mi? Öyle öyle. Beni kandırmaya çalışma. Ha oldu. Şimdi bunu içiyorum arkadaşlar ve direkt lava atlıyorum. Tamam. İşte bu kadar basit. Lan Tarık affedin sana. Ya ben bu testi geçtiysem kesin zeki bir insanımdı. Ama aslında o kadar zeki değilsin. Neden? Çünkü biraz daha zeki olsaydın direkt böyle aşağı atlayıp buradaki kapıyı açıp böyle dolanıp sonra buradaki kapıyı açıp geri gelirdin. Ne? İşte bak iksirle uğraşmadan direkt geri geldim. <laughs> Ya of. Şimdi buna tıklıyoruz arkadaşlar. Tıklayalım. Aha başa döndük. Harbiden niye başa döndük? Moralim bozulmayacaksa sana bir şey göstereceğim. Ne göstereceğim? Arıkçım aslında buradaki TNT'lerin hepsi sahte TNT ve sahte basış plakası. Bak böyle yürüyebiliyorsun ve patlamıyorsun. Böyle karşıya geçecektin ilk başta. Sonra bu 50 milyon doları alacaktın. Dur alayım nasıl alıyoruz? Hah böyle alacaktın işte. Bakın aldım. Sonra buradan çıkacaktın ve evine gidecektin sen, 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 ciddi olamazsın. Aa oh, vallahi sahteymiş. Ay aklıma of of. Aslında kendini zeki zannediyorsun ama o kadar zeki değilsin. Buradan da böyle çıkış yapıyorsun. Oh ben de basayım düğmeye. Bir daha oynama şansımız yok mu? Hayır yok Tarık bir kere oynayabilirsin sadece. <laughs> Hakkını kaybettin 50 milyon dolar benim artık. <laughs> Her neyse canım ailem bir videonun daha sonunda gelelim. Bugün Tarık'a zeka testi yaptık arkadaşlar. Tarık sözü zeki mi, akıllı mı yoksa zekasız mı, akılsız mı? Yorumlarda yazın arkadaşlar. Sağda ve solda giden video var. Tıkla tıkla tıkla. Sağ solda giden çıkan videoya. Lütfen tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım tıklayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Lütfen o videoları tıklayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.